Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Kompleks travma konusunu Tim Fletcher'ın ağzından dinlemeye devam ediyoruz. Kendisinin YouTube'da seri seri videoları var. Ve ben geçen kompleks travma videosu 1 ile başlayarak şimdi ikincisiyle devam ediyorum. Konu çok derin olduğu için farklı temalar işliyor ve Bugün işleyeceğimiz tema sadece bir bölümü kompleks travmanın onun derinine giriyor ve konu acı ve suçluluk duygusu. Kompleks travması olan kişiler genelde acıya bakmaktan hoşlanmıyorlar zaten o yüzden bağımlılıklar oluşuyor o acıdan uzaklaştırmak için Kendimize dikkatin dağılması ya da uyuşturucu bağımlılığı ya da seks bağımlılığı ya da sosyal medya bağımlılığı gibi bir sürü farklı dikkatimizi dağıtacak konu oluşuyor. Zaten Tim Fletcher'ın uzmanlık konusu bağımlılık ama yine de onun bağımlı olmasak bile ki ben de bir derece bağımlı olduğumu hissediyorum mesela sosyal medyaya ya da dikkatimi dağıtmaya ve e, faydalı oluyor bu videoları dinleyip aslında kendi içimizde ne olup bittiğini tanımak. Ve siz de bu videoları entelektüel, akademik bir bilgi edinmek için kullanabilirsiniz ve belki kendi hayatınızdaki paternleri tanımanızda ve iyileşme yolunuzda size yardımcı olur. İşte e, Kompleks travmadan çıkanlar acı ile e, becerikli bir şekilde e, çalışmamış oluyorlar. Ve bu da hayatta daha fazla acıya yol açıyor, acıyı geçirmek yerine. Acı bir duygu hissettiğimiz suçluluk duygusu oluyor. E, ve e, yine burada bir bakmak istediği konu, Tim Fletcher'ın başarısızlık. Başarısızlık e, olunca hani herkes bir derece acı, suçluluk, e, hayal kırıklığına uğruyor. Fakat kompleks travması olan kişilerin başarısızlık olayından sonra sürüyor. Ve devam ediyor. Yani sırf o olay oldu, aha diye e, sonra bitmiyor. Daha sonraki zamanlarda da Duygular devam ediyor. Çünkü evde yetişirken sırf başarısızlığın kendisiyle kalmamış bir yüzümüz içine sürtülmüş diyor. Yani cezalandırılmışız, azarlanmışız başarısızlıktan sonra. Ve bu da demek oluyor ki kompleks travması olan birine... Başarısızlık hiçbir zaman iyi bir şey olamaz, hiçbir zaman faydalı bir şeye yol açamaz. Oysaki başarısızlığın kendisi iyi bir tasarım, yani bir iyilik çıkabilsin diye tasarlanmış bir şey. Çünkü başarısız olunca öğreniyoruz bundan. Hani çocukların düşe kalka yürümeyi öğrenmesi gibi başarısızlıklar doğru yola doğru götürüyor çocuğu ve bizim hayatımızdaki başarısızlıklar da öyle bir görev taşıyorlar. Ama travmada olan bir kişi hiçbir zaman iyi bir şeyin çıkabileceğini düşünemiyor başarısızlıktan. Ve sonunda da başarısızlıktan korkar biri haline geliyor. Yani başarısızlıktan kaçmak bir strateji olarak oluşuyor kişinin hayatında ve şöyle sonuçlara yol açabiliyor. Hiç yeni bir şey denemiyor. Çünkü yeni bir şey denediğinde bir başarısızlık ihtimali olabilir. Ya da kişi mükemmeliyetçi oluyor. Bir tek sevgi ve saygı almanın yolunu mükemmel olarak elde edebileceğini düşünüyor. Ya da başarısızlığın sonunda kendini dövüyor içsel sesiyle, yani annesi babasının sesleri kendi içsel sesine dönüşmüş oluyor ve e, kendini parçalıyor, çok iyi bir şekilde kendi kendine başarısızlık olursa. Ya da bazen iyi bir yönde giderken bir geri dönüş oluyor. Hani bir bağımlı için mesela sigarayı bırakıyor, başarılı hissediyor kendine sonra bir şekilde bir relaps oluyor ve sonra beyin diyor ki e, niye çabalayayım ki yani hiçbir zaman başarılı olamayacağım bu olaydan sonra belli oldu ya da gizlilik bir konu oluyor bu kişiler için kimseye söylenmiyor başarısızlık çünkü söylenirse açıklığa kavuşursa bir şekilde cezalandırılacağından ve azarlanacağından korkuyor. Utandırılacağından korkuyor. İşte bütün bu stratejiler kişide daha da fazla acı yaratıyor. Yani acıdan kaçma stratejileri ne dedik? Gizlemek, hiç çabalamamak, yeni şeylere atılmamak mükemmeliyetçi olmak, kendini iç sesinle sürekli aşağılamak, bunlar acıdan kaçma yoluyken daha da fazla acı yaratıyorlar. Burada bakmak gerekiyor diyor Tim Fletcher, başarısızlık gerçekten sadece negatif bir şey mi? Yani ee e illa negatif sonuçlarla mı bitmek zorunda başarısızlık? Bu e, başarısızlıktan ve negatif sonuçtan iyi şeyler çıkabileceğine düşünmek mümkün mü? Ve buna kendimiz bir entelektüel e, araştırma olarak yapabiliriz birazcık hani ön beynimizi kullanarak ve bir bakarak insanların mesela ben, buraya araya ben giriyorum bu arada. Hani başarılı insanların otobiyografilerine ya da biyografilerine okuduğumuzda ne kadar başarısızlıktan geldiklerini görebiliyoruz ve hatta o başarısızlıkların başarıya doğru adımlarını oluşturduklarını görüyoruz. çocukların yine büyüme sürecine baktığımızda Aa, ne kadar başarısızlıkla sporlara baktığımızda yine aa, topu atarken yaptığımız hatalardan öğrendiğimizi ve bu şekilde başarısızlıkların bir öğrenme süreci olarak algılansa ne kadar farklı bir tepki oluşur içimizde aa, onu fark etmeye başlamak onu mentalization yani zihinde bir harita olarak açmaya başlamak önemli oluyor Geri dönüyorum Tim Fletcher'a. Ee, vicdan diye bir şey var. Ama travması olan insanlar için vicdanları bir düşman gibi oluyor. Vicdan aslında bize bir arkadaş. Hani ne yapıp ne yapmamamız gerekeni söyleyen bir şey vicdan. Ama travmada olan kişiler susun vicdanları diye uğraşıyorlar. Çünkü o radar sistemi, alarm sistemi seni güvende tutmak için oluşmuş vicdan. Ee, artık um, şey yanlış işlemeye başlıyor bir nevi ve onu daha sonra işleyecek Tim Fletcher için hani bir gerçek suç diye bir şey var. Birini kırdıysan, yanlış bir şey yaptıysan suçlu hissetmelisin. Çünkü vicdanın burada seni yine o hata yapmayı önleyecek. Fakat işte travmatik aile yapılarında sahte suçluluk diye bir şey hissetmeye başlıyoruz. Suçlu olmamamıza rağmen sürekli suçlu hissediyoruz ve işte onu susturmak için uğraşmaya başlıyoruz. Vicdan bir düşman gibi oluyor bizim için ve burada yine önemli olacak bir nokta hani gerçekten suçlu olduğumuz yer ile sahte suçluluk hissi yani suçlu olmadığımız yerde kendimizi suçlu görmeyi ayırt edebilmemiz ıı, gerekiyor. Çünkü vicdan bir tasarım herkesin içinde var. Çünkü ne zaman sevgiye ve bütünlüğe ihanet ettik o zaman bu alarm sistemi çalmaya başlıyor ve bize haber veriyor. Diyor ki işte karıcı davranışlarda tehlikeli davranışlarda bulundun ve bu alarm susmuyor ta ki tekrar sevgi dolu davranmaya başlayana kadar. Yani gittiğin yörüngeyi değiştirip bir davranış değişikliğinde bulunana kadar. Ama kompleks travması olan kişilerin suçluluk hisleri hiçbir zaman çözülmüyor. Ve işte o yüzden bağımlılık gibi şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü vicdanın o sesini susturmak gerekiyor. Ki hissedilmesin artık bu kötü, acılı his, suçluluk hissi. Ve e, kendimize çalışmaya başladığımızda diyelim ki bağımlı birinden bahsediyorsak o bağımlı olduğumuz şey bırakmaya başladığımızda burada hazır olmalıyız ki e, oradaki susturmaya çalıştığımız duygu ortaya çıkmaya başlayacak. Ve göreceğiz nasıl incittik insanları ya da çocuklarımızı ve a, birinin yanında olmalıyız bunları yaparken çünkü çok acı olabiliyor onlarla karşılaşmak. Yani bir terapist ya da a, herhalde a, birinin yanında olmalıyız dediğinde Tim Fletcher kimden bahsettiğini bilmiyorum ama belki a, aynı zamanda bu alanı tutan biri de olabilir. Yani illa bir psikoterapist ya da psikolog demiyor çünkü. Ee, ve burada görüyoruz ki eğer ki yalnızsak mesela diyelim ki alkol bağımlısıyız. Bıraktık alkolü ve yoğun kötü hisler oluşmaya başladı ve hatırlamaya başlıyoruz. Eşimize ne yaptık, çocuklarımıza ne yaptık, insanlara nasıl kötü davrandık. Orada işte yine o kadar güçlü oluyor ki acı yine alkol ya da bağımlı olduğumuz şeye geri dönüyoruz ve a, hani o çözecek yol olmadığı için susturmaya çalışıyoruz vicdanımızı ve orada bir relapse oluyor. O yüzden bu a, çok ciddi bir olay. Yani suçluluk hissiyle nasıl çalışmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Mesela alkolik Anonim kuruluşu dünya çapında tanınan bir kuruluş Türkiye'de de olduğundan eminim Oradaki adımlardan biri başkalarına verdiğimiz zararı tanıyoruz Sonra onu iyileştirmeye, şifalandırmaya yönelik adım atmamız gerekiyor Ve suçluluk hisseleriyle çalışmamız gerekiyor ama aynı zamanda da suçluluk hissinin ta kendisi tekrar alkol'e ya da bağımlı olduğumuz şeye geri dönmemize sebep olan his oluyor. O yüzden bazı araçlar gerekiyor suçlulukla baş edebilmek için. Şimdi suçlunun etrafında iki şey var diyor. Tim Fletcher diyor ki biri pişman olduğumuz şeyler ve ikincisi de en büyük sırlarımız. Pişman olduğu şeyler insanların çoğunlukla çocuklarıyla ilgili yaptığı şeyler oluyormuş ee, ve en büyük sırlar ise ee o bağımlı olduğu şeyi alabilmek için kendini nef seviyeye düşürdüğü şeyler oluyormuş. İnsanlar seviyelerini çok düşürüyorlar o uyuşturucuyu elde etmek için. Bunlar ortaya çıkıyor. Ve yaptıkları davranışlar müthiş bir şekilde utandırıyor ve fazla geliyor. Dolayısıyla bir sır oluyor. İşte bunlarla bunlara bakmak gerekiyor. Yoksa üstesinden geçemiyoruz. Yani pişman olduğumuz şeylere ve sırlarımıza bakmamız gerekiyor. Yoksa fazla ilerleyemeyeceğiz iyileşme yolumuzda. Ama tabii ki bu Pandora'nın kutusunu yani bu sır kutusunu açmaktan korkuyoruz. O yüzden birinin yanında bunu yapmalıyız. Yani biriyle beraberken güvendiğimiz ve hani travma bilen, hani bizi sonra azarlamayacak ya da damgalamayacak ya da tavsiye olarak hani üstümüze gelmeyecek ve bizi dinleyebilecek ve o alanı tutabilecek yanında birini bunları paylaşmalıyız. Şimdi çocukla bakmak gerekiyor. Tabii ki bütün bunlar çocuklukta oluşuyor. Travma bu, kompleks travma. Ve görüyoruz ki başarısız olduğumuzda ve suçlu hissettiğimizde başımıza ne gelirdi? aile yapısı içerisinde ona bakıyoruz. Ve bir liste var. Mesela şu başımıza gelmiş olabilir. Hani uh, isimle çağırmak. Mesela işte tembel ya da um, şımarık mesela öyle labeling, name calling yani öyle isimlerin söylenmesi ve sana saygısızlık edilmesi olabilir. Bir de ceza aşırı bir ceza olabilir. Ve bunların sonunda başladığından daha da kötü hissediyorsun kendini. Yani hem bir şey yapmış oluyorsun, hem kötü hissediyorsun. Ama ailen öyle tepki gösteriyor ki başarısızlığına onun sonucunda daha da kötü hissediyorsun kendine ilgili ya da bir tehdit olabilir, cezaya yönelik bir tehdit ya da senin geleceğinle ilgili bir tahmin yapılabilir. Yani sen sonunda hapse gireceksin bak ya da işte ne yazık ki benim söylediğim bir şey çocuğuma gelecekle ilgili tehdit. Hani böyle okulda kötü yaparsan hani işte bakkalda mı çalışacaksın? Hani çok özür diliyorum hem bakkalda çalışanlara hem çocuğuma. Ama işte ben de bunları yapmış <laughs> bir insanım çünkü ben de bilmiyordum bu konuyla ilgili. Zaten burada bunları paylaşmamdaki en büyük amacım bunları bilirsek neyin zarar verdiğini bilirsek çocuklarımıza bunları yapmayız. <laughs> Çok basit mesela bir yemekle ilgili öğrenirsen ki meğersem Zarar veriyormuş bu yemek. Önceden bilmiyordum bunu, ama şimdi bildiğim için ona göre seçim yapacağım. Bunu yiyecek miyim, yemeyecek miyim? Ve a, bunlar da a, bence a, hepimizin bilmesi gereken konular. Mesela a, sadece çocuk bir yalan söyledi, diyelim ki yaptığı başarısızlık o, ama çocuğu müthiş bir şekilde korkutuluyor geleceğiyle ilgili ya da bazı ebeveynler süper öfkeli olmaya başlıyorlar ya da ıı, bazı ebeveynler de ıı, diyorlar ki işte seni ıı, şeye göz ardı ediyorlar yani birdenbire senle konuşmamaya başlıyorlar ha böyle mi yaptın o zaman susuyor ebeveyn ve sana bakmıyor ve o bir ceza gibi oluyor. Ya da bazı ebeveynler diyorlar ki bak sen beni utandırdın. Yani e, senin yaptığın benim nasıl gözüktüğümü etkiliyor. Ya da bazı ebeveynler susmuyorlar yarım saat ya da bir saat e, aynı hep aynı biçimde dırdır dır konuşuyorlar ve o sırada çocuk dinler gibi yapıyor ama aslında başka bir şey düşünüyor. Ee, ya da bazen ebeveynler mesela bir hafta boyunca atıyorum seninle hiç konuşmuyorlar. Yani sessizlik e, cezasını veriyorlar. Ve o sırada çocuk gidiyor sarılmak istiyor annesine, dikkat istiyor ama verilmiyor. Sessizlik veriliyor. Sırtını sana dönüyor. Hani bir nevi reddediyor. Bazı ebeveynler de a, dine, din kullanıyorlar. Dini kullanıyorlar. Mesela işte günah yaptın, işte Allah seni cezalandıracak gibi Allah'ı işin içine sokuyorlar. Allah üzüldü ya da kızdı ve seni kötü hissettirmek için din a, kullanılıyor ve daha da kötü hissedip daha da incinmene bu sebep oluyor ve ne yapıyor çocuk tabii ki bu sırada kalbi kapanıyor, sertleşiyor ve bilinci ay pardon bilinç değil, vicdanını kapatmaya başlıyor. Çünkü görüyor ki vicdanım olursa o zaman kendimi zayıf hissedeceğim. Aa, aşırı aa, duyarlı bir şey iyiye, kötüye doğru vicdan ve dolayısıyla en iyisi bunu kapatayım diyor. Ve gerçekten kötü bir şekilde kapatan insanlar psikopat oluyorlar. Yani hiçbir şekilde artık yaptıkları işlerden a, kötü hissetmiyorlar. Tamamiyle kapanmış oluyor vicdanları. Yani bence bu bu çok önemli noktalar. Yani çocukları aşırı korkutup Onlara büyük cezalar söz vermek ya da yapmak hani iyi bir insana yol açmayacak. İyi davranıyor gibi gözükebilir önünde ama artık bunu başka bir yerde de okumuştum. Hani ikinci bir hayatı başlıyor. senin önündeki hayat ile gizliden yaşadığı hayat ya da işte en kötüsü psikopat olabiliyor. Başka bir sonuç, bu bunların sonucunda artık hiçbir zaman ıı, suçluluğumu itiraf etmeyeceğim stratejisi başlıyor ve yalan söyleme, işte demin dediğim şey aslında yalan söyleyerek bir maske takılıyor ve hep ıı, yani attığı adımların üstünü örterek bir ilerleme gibi ve o kişiler hani her kime ne dediklerse hatırlıyorlar tamam şuna şu demiştim buna bu demiştim ve onların hepsini takip etmek zorunda kalıyorlar hep arkadaki izlerini bırakmamak için. Ya da bazıları şunu düşünmeye başlıyor bir tek mükemmel olursam sevilebilirim. Ve bazı insanlar kendilerinden nefret etmeye başlıyorlar çünkü suçluluk hislerine iyi bir şekilde sağlıklı bir şekilde tepki verilmedi. Ve bakmak bakmamız gereken başka bir konu diyor. Hani sen suçlu olduğunda, başarısız olduğunda annen baban sana nasıl tepki gösterdi? Ona baktık. Şimdi bakmamız gereken şey annemiz, babamız suçlu olduklarında onlar kendileriyle nasıl baş ettiler buna. Çünkü büyük ihtimalle kendimizle nasıl konuştuğumuz ya da suçlukla nasıl becerik bir şekilde davrandığımız annemizi babamızı taklit ediyor. Yani mesela bir şekil olabilir anne babanın suçluysa reddetmek suçlu olduğunu ve hiçbir zaman özür dilememek, hiçbir zaman sahiplenmemek yanlış bir şey yaptığına dair. Başka bir yol anne babanın kullanmış olabileceği küçümsemek. Yani işte o da yapıyor ben aslında bir şey çok bir şey de yapmadım yani gibi hani yaptığı şey küçümsemek ve gerçekten sahiplenmemek başka bir yolda ebeveynin kullanmış olabileceği karşılaştırmak. Mesela hani o onlar neler çalıyorlar? Ben şuradan hani şunu çaldım mesela. Nedir ki onunla karşılaştırınca ee, başka bir şey de şey bir excuse bulmak. Yani bir sebep bulmak yaptığı kötü şey demek ay işte bugün çok stresli bir günümdü o yüzden işte sana bağırdım excuse nedir Türkçesi bakıyorum bir mezaret bulmak sürekli yaptığı yanlış hani işler için başarısızlıklar için ya da şey demek, e, o beni aldattı, ben de onu aldatırım gibi e, bir rasyonalize etmek, yani mantığa vurmak yaptığı yanlış işin, suçlamak başkasını kendi yaptığı için, yani o beni incitti, tabii ben onu incitirim şeklinde ve senin suçun haline getirmek, yani e, Çocukken e senin yüzünden bağırıyorum, ya da senin yüzünden alkol içiyorum, ya da senin yüzünden bu kadar mutsuz bir anneyim. İşte burası o sahte suçluluk oluyor. Yani çocuk suçlu hissediyor ama aslında suçlu değil. Yani bir gerçek, bir de sahte suçluluk diye bir şey var. Um, Yani ne zaman sonra büyüdükten sonra o çocuk ne zaman biri üzülsün diyor ki ay ben işte herhalde bir şey yaptım ki üzülüyor. Ya da ne zaman biri öfkelensin ay herhalde bir şey yaptım ki öfkeleniyor diyor. Burada ben araya giriyorum. Birçok insanın etrafımda şöyle olduğunu görüyorum. Mesela içindeki his Hissi bir um, haberci olarak alırsak bir sürü hissi mesela bir ortamda rahatsızım bu grup insanın arasında ama o rahatsızlığımı bir sinyal olarak alacağıma o grubun içerisinde olmaktan rahatsızlığımı bir haberci olarak alacağıma kendimi suçluyorum rahatsız hissettiğim için diyorum ki Burası herhalde iyi bir yer. Burada olmaktan rahatsızlık duyuyorsam benim suçum ve kendime bakmam gerekiyor. Nasıl kendimi değiştirebilirim diye. Ve yoga dünyasında olduğum için bunu çok görüyorum. Yani her şeyi üstlenmek bütün dünyadaki yani bir şey oluyorsa benim suçum. Ben bunu yarattım. Ben değişmeliyim. Oysa şunu yine araya başka yerlerden aldığım bilgilerle a, araya getiriyorum. A, duygularımızın bir kere bence çok önemli bu a, sahte bir duygumu ve gerçek bir duygumu ayırt edebilme becerisi gerekiyor. A, ama aynı zamanda görebiliriz ki a, duygular haberci olarak geliyorlar. Yani bir duygu varsa orada bir sorun olduğunu gösteriyor. İlla senle ilgili bir sorun değil de mesela o içinde bulunduğun ortam, o insanlar belki çok yüzeysel şeylere değer verilen bir ortam, kendini kötü hissediyorsun. Çünkü değer sistemleri sanki iyi değil belki ırkçılar, yargılayıcı insanlar ve belki orada bulunmak gerçekten hoş bir ortam değil. Belki bütün toplumun değer sistemi de öyle olabilir. Hani Doktor Gabor dediği gibi hani hasta bir topluma uyum sağlamak ne kadar iyi bir şey. Eğer herkesin değer verdiği şey hani Instagram'da nasıl göründüğün ise hani ve kötü hissediyorsan bu konuda hani kendini mi değiştir yoksa gerçekten bir sinyal olarak al ki bu ortamdan belki biraz çıkmam iyi olur çünkü o ortamın içerisinde kötü hissediyorum ve o his bana bir messenger, bir haberci olarak geliyor. Çünkü vicdanım bana işaretliyor, burası sevgi dolu bir yer değil. Ya da bu kişi çok işte yakışıklı ve zengin olabilir ama bu kişi bana iyi davranan biri değil ve bunu bir tarafım hissediyor, bir sinyal alıyorum. Ama diyorum ki yok, bende bir şey var. Sorun bende olsa gerek. İşte buraları, burada buralarda çok dikkat etmek gerekiyor. Hep kendimizi değiştirmeye çalışmak yerine gerçekten bir objektif olarak bakıp mentalization yani zihnin çalışan ön beyni kullanıp hani burada bir uzaktan bakıp burada ne oluyor aslında diyebilmek bence çok önemli oluyor. E niye bunu diyemiyoruz? Niye hep kendimizde arıyoruz suçu, ortama uyumlanmalıyım diye. Çünkü ebeveynler hep bizi suçlamışlar. Ben sana vurmazdım sen onu yapmasaydın diyen baba. Bu kadar kötü bir çocuk olmasaydın ben alkolik olmazdım. Evet, tabii ki. E yanlış yaptım diyenler de var ebeveynler. Yani akademik olarak itiraf ediyor. E tabi yanlıştı yaptığım şey diyor ama aslında değişmemiş orada. Aa, yani sırf öyle lafta itiraf etmek de olmuyor. Başka ebeveynler hiç hakkında bahsetmiyorlar. Hep diyorlar ki e, niye hep geçmişi tekrar getiriyorsun? Yani o geçmişte kaldı ne hep ondan geçmişten bahsediyorsun? Ve yasaklanıyor hakkında konuşmak o anne babanın yaptığı başarısızlık o sevgisizlik için. Sonra işte sen kendini suçlamaya başlıyorsun ve tabii ki o da sonra bozuluyor ileride ve sen başkalarını suçluyorsun. Yani hem kendin hem de başkalarını suçlayarak bir hayat oluyor. Görüyoruz ki bir sürü ebeveynimizin tepkisi korku üzerine dayanan bir tepki, korkudan geliyor. Yani itiraf edemem hata yaptığımı çünkü insanlar bana saygı duymayacaklar. Ya da itiraf edersem bir ebeveyn olarak kendim yanlış yaptığımı çocuğumun üzerindeki gücü kaybedeceğim. Ya da çocuğum bunu alıp bana karşı kullanacak. Ya da benim hakkımda konuşacak arkadaşlarıyla ve onların hocalarıyla ve utandırılacağım. Yani ebeveynler hükmeden şey korku olabiliyor. Ve dolayısıyla kendileri ve senle bu başarısızlık konusuna gelince becerikli bir şekilde bununla çalışamıyorlar. Ve sağlıklı olarak Başarısızlıkla baş etmenin yolu nedir? Birincisi başarısızlığın önce dediğim gibi gelişim yolunda şart bir şey olduğunu tanımak ve e, en iyi ama bu demek değil ki yani a, ne de olsa başarısızlık şart ben çalışmayacağım gibi değil. Yani en iyi Halimizle çalıştığımızda bile e, başarısızlığın ola, olacağını bilmeliyiz. E, i̇kinci önemli nokta şu. Demin dediğim gibi suçluluk hissediyorum. Evet ama bu gerçekten suçlu olduğum için mi yoksa sahte suçluluk mu? Üçüncüsü de... E, gerçekten suçlu olduğumuz şeyleri itiraf edip sahiplenmediğimiz sürece iyileşme olmayacak diyor Tim Fletcher. Yani oturmamız gerekiyor o acıyla. İşte bakın ben de mindfulness öğretirken hani bunu öğretiyorum. O rahatsızlıkla kalmasını öğreniyoruz. Aşırı şifalı oluyor bu. Geri dönüyorum Tim Fletcher'da. Diyor ki bir hani sihirli değnek diye bir şey yok. O acını içinden çıkaracak. Ve bunu çok aradım. Hani şifacılarda değil mi gidiyorsun birine işte para ödüyorsun. O senin içinden alacak o acıyı. Yok. Bu yok. Yok. Sihirli değnek yok başka türlü iyileşme yok. İçinden geçmemiz gerekiyor o rahatsızlıktan. Ve bunu da yine Tim Timtaş'ı diyor ki biriyle yap. Tek başına yapma. Çünkü tekrar o suçluluğun bataklığına dalabilirsin. Bir destek ve senle beraber oradan çıkma yolunu yürüyecek bir terapist ya da çok bilgeli biri gerekiyor ve sonra düzeltebiliyoruz hani özür dileyebiliyoruz ya da fiziksel olarak bir şey çaldıysak o zaman bir şey geri vermemiz gerekebilir ee, ve um, tabii ki özürlerim demek başka şey ama o özürün anlamı yok davranış değişmiyorsa bir um, pişmanlık diye bir şey olabilir burada yine bakacağım regret diye ayırıyor vicdan azabı ama regret pişmanlık yani bir ayrı şey var vicdan azabı çekmek ne oluyor yani vicdanım görüyor başkasını nasıl üzdüm ve sonra ben kötü hissediyorum onların nasıl kötü hissettiğini ve zarar gördüğünü görünce ama sonra geri dönüyorum eski davranışıma. Yani vicdan azabı yetmiyor. Gerçekten pişman olmak gerekiyor ki 180 derece bir dönüş olsun ve yeni, daha sağlıklı davranışlar başlasın. Kendi İçsel ıı, ım, halimiz en büyük düşmanımız olabiliyor. Yani kendi kendime konuşmamız, kendimizi dövüp parçalamaya başlıyoruz kendi iç sesimizle ve bu suçluluk hissi, bu limbik, eski ıı, beyin yapısı olan hani daha duygusal beyni tetikliyor ve hurra duygusal oluyoruz. Ve onu da şimdi ceza ile bağdaştırmışız ve ceza arıyoruz sonra. Yani kendimi içimden döveceğim ceza olarak bitene kadar ve işte yanlış olduğumu anlaya kadar. Ama bu bitmiyor işte. Çünkü hiçbir zaman yeterince ödediğini düşünmüyorsun cezanı ve bekliyorsun iyi hissetmeyi. Ama ıı, hala o işte limbik duygusal beyin hakim. İşte ön beyine geçmen gerekiyor. Burada ıı, bilmelisin ki geldi o suçluk hissi ama onunla kendimi dövmeye başlarsam çok daha karanlık yerlere gideceğim. Yine bir relaps yaşayacağım yani yine alkola ya da her neyse ona döneceğim ve yine çocuklarıma daha da kötü davranacağım. O yüzden bir şey yapmam gerekiyor. Yani orada tanımak gerekiyor. Nerede yine dalmaya başlıyorsun o bataklığın içerisine? Burada diyor ki Tim Fletcher biraz daha dini kelimeler kullanıyor Tim Fletcher. Çünkü öyle birazcık spiritüel biri. Bu da benim hoşuma gidiyor diyor ki affedeceksin kendini diyor. Sonra aa, ne zaman ki geldi kendini döven o ne kötüyüm yine yaptım ne felaket bir insanım o ses geldi orada pat onu affediyorsun. Sonra yine beş dakika sonra geliyor ama sen yine bak şimdi da pat hayır diyorsun o sese hayır diyorsun. Ve diyor ki Tim Fletcher Artık kendimi cezalandırmayacağım diyorsun içinden ve ne zaman o düşünce gelirse hayır deyip durduruyorsun o düşünceyi, bırakıyorsun. Ve zamanla bu düşünceler, kendini döven düşünceler artık gelmemeye başlıyor ya da daha azalıyor. Yani o duygusal halin hakim olmasını zınk ön beyne geçerek önlüyorsun ve diyor ki Tim Fletcher bu hayatında yapacağın, öğreneceğin en zor şey ve um, zaten biz bu yüzden mindfulness öğretiyoruz çünkü mindfulness bu yani buranı geliştiriyor resmen mindfulness yapanların bu bölümü kalınlaşıyor resmen ve o duygusal alarm bölgesi de resmen ufalıyor beyinde yani mindfulness pratikleri ...buna özellikle destekliyor. Ama Tim Fletcher meditasyondan hiç bahsetmiyor. Oralarda değil, daha çok um, birazcık daha uh, dinle ilgili Hristiyan ama yine işte İslam'da da olan... ...mesela Süleyman'la ilgili bir hikaye anlatacağım sonra. Uh, geçerli hikayeler, yani İslam'ın hiçbir şekilde ahlakına karşı şeylerden bahsetmiyor Hristiyanlıktan bahsederken o yüzden korkmayın ama um, biraz daha dediğim gibi biraz dini yaklaşıyor meditasyondan yaklaşmıyor ama buraya araya ben gelip söylemiş bulundum ki hani evet o limbik beyin ile neokorteks bunların dengesini mindfulness çalışmaları neokorteksi kalınlaştırarak ve o Um, watch Tower yani mesafeden bakabilme becerimizi geliştiriyor. Ee, eğer ki uh, yani um, bu spiritüel yönü hani affetmek ve affedilmek bu bu kavrama getiriyor Tim Fletcher. Um, hani onu düşünebilirsin yani affedildiğini ve kendini affettiğini düşünebilirsin. Buraları benim için biraz garip yerler yani o affetmek bana hiçbir zaman çok yakın gelen şahsen bir his olmadı ama bazıları için süper işliyor o yüzden bunu kullanabilirsiniz burada yoksa diyor ki suçluluktan çıkamayacaksın diyor ee, ve yine Dikkatini dağıtmaya başlayacaksın iyi hissetmek için ve yine geri döneceksin eski huylarına. Yani muhakkak suçlulukla baş etme yolunu öğrenmelisin. Kendini evet zarar vermeye başlıyorsun. Çok suçlu hissedersen bir şekilde hani kendini kesenler var. Riskli davranışlara başlayanlar var. Ölümle flört Edenler var. Çünkü suçluk o kadar kötü oluyor ki bir şekilde o kendini cezalandırma hissi çok büyük oluyor. Ya da diyor ki kişi için yani o kadar suçluyum ki hiçbir iyi bir şey hak etmiyorum, iyi bir iş, iyi bir ilişki, iyi bir ev ee, ve mesela atıyorum iyi bir iş buluyor, çocuklarıyla arası düzeliyor bir an için iyi oluyor sonra sabotaj geliyor. Çünkü diyor ki içinden bir ses sen bunu hak etmiyorsun. Sevgiyi kabul edemiyor, mutluluktan keyif alamıyor ve sürekli bir sabotaj döngüsü içerisinde oluyor. Ve sonra geri dönüyor eski negatif zarar veren huylara. Çünkü o suçluluk duygusunu çözmek acı Hissetmekle ilgili ve ıı, burada bir hikaye anlatıyor İncil'den ıı, ve Davut'la ilgili yine İslam'da da ıı, var olan bir hikaye. Kral Davut, ıı, İsrail'in ıı, kralı ve o zamanlar işte evlerinin tepesi yassı bir çatı. Hani serinlemek için akşamüstü oraya çıkmış ve aynı zamanda hani ısıtma sistemi olmadığı için orada küvetlerde yıkanmak için çatıda ve Kral Davut bir gün çatısına çıktığında serinlemek için ki saray en yüksek bina böyle ötede bir aşırı güzel bir kadın görüyor ve onun ismi de e, Bet. Batşeba. Bilirsiniz bu hikayeyi. Bunlar Süleyman'ın annesi ve babası Hazreti Süleyman'ın. Ve um, ya yani aklından çıkaramıyor. Bu o kadar güzel bir kadın ve çaktırmadan soruyor hani oradaki evde yaşayanlar kim falan gibi. Ve diyorlar ki o senin uh, en önemli askerinin karısı. Şimdi unutamıyor Kral Davut bu kadını. O yüzden bir kahve için falan eve çağırıyor ve onunla birlikte oluyor. Ve sonra diyor ki tamam birlikte oldum, oldu bitti kimse bilmeyecek. Hani suçluk hissi, gizlilik. Okey kimse bilmeyecek diyor atlattım bunu diyor. Ama sonra öğreniliyor ki hamile. Ve o sırada en Önemli askeri olan bu kadının kocası Davut Kral Davut için savaşıyor, savaşta. Ve e, burada şimdi başlıyor. Şimdi metafor olarak bunu anlatıyor Tim Fletcher. Diyor ki Kral Davut'un suçluluk duyguları, baş etme yolları başlıyor. Bir diyor ki e, içinden şimdi öğrenirlerse benim ne yaptığımı. Kimse bana saygı duymayacak. Hatta o zamanlar aldatmak, evliysen aldatmak taşlanarak öldürülüyorsun meydanda. O yüzden çok büyük bir ıı, tehdit altında ve ıı, üstelik de onun en büyük ıı, danışmanı Kralın bu kadının dedesi. Yani oradan da bir çıkış yok. Kimseye bahsedemeyecek bu olaydan ve şöyle bir ıı, çıkış yolu buluyor. Diyor ki en sevdiğim asker bu, en başarılı askerim. Onu savaştan geri çağıracağım. Diyeceğim ki seni o kadar seviyorum ki gel evde iki hafta geçir dinlen sonra savaşa dön. O sırada düşünüyor ki o sırada karısıyla beraber olur. Sonra hamileliği kocasından olduğunu zannederler. Ama geliyor bu asker ve diyor ki kardeşlerim savaştayken ben zevke giremem, karımla yatmayacağım diyor. Sonra kral diyor ki onu sarhoş edeyim. O zaman yatar. Çünkü seks yapma hissini arttırıyor alkol. Ama bu askerde tam tersi etkisi oluyor. Daha da disiplin oluyor ve dışarıda uyuyor. Evin içine bile girmiyor. Baştan çıkarılmayayım diye. Davut, Kral Davut'un artık çaresi kalmamış. Şöyle bir askeri savaştaki hükümdarı arıyor. Diyor ki askerim bu baş asker bu arada onun ismi de var. Uriya. Uriya geri döndüğünde savaşa onu en ön sıraya koy de ki o kadar iyisin ki seni öne koyacağız sonra ön öne koyduktan sonra başka bütün geri çek askerleri savaştan ve böylece bir nevi ölümüne yolluyor Uriya'yı çünkü hala Kral Davut kendi suçluluğunu itiraf edip sahiplenmiş değil ve istediği oluyor. Askeri ölüyor savaşta ve istediği oluyor. Evleniyor ne de olsa kocası öldü diye. Sonra biraz prematür bir bebekmiş gibi, erken doğmuş gibi yapıyorlar ve bebekleri oluyor. Yani kimseye çaktırmadan bu suçunu işleyebildi. Ama kendi vicdanına dan kaçamıyor. Ve bir sene boyunca içindeki suçluluk hissi onu yiyip bitiriyor. Bedeni fiziksel olarak acıyor. Üstünde ağır bir el varmış gibi hissediyor. Hiçbir özgürlük hissetmiyor. Hiçbir mutluluk hissedemiyor. Gücü elinden gidiyor. Sürekli yorgun dua ediyor. Diyor ki lütfen tekrar neşeyi ve mutluluğu bileyim. Bu beni kemiklerimi parçalayan ıı, şey üstümden kalksın ve hani kurtuluşu yaşayayım. Bu fiziksel, duygusal ve spiritüel acı içerisinde. Uyuyamıyor, depresyonda boş hissediyor. Ağır, karanlık ve fiziksel acı hala sahiplenmiyor. Ve sahiplenmeyen kişilerin örneği olarak etraf kendileri acı içinde kaldıkları gibi etrafa da acı saçıyorlar. Mesela bu sırada oğullarından biri Kral Davut'un onu reddediyor. Oğullarından başkası babasının gibi oluyor ve yarım kız kardeşine tecavüz ediyor. Yani bir sürü sorun da ortaya çıkıyor bu suçluluğun ve hani sahiplenilmemesinden. Ama sonunda bakın işte burada yine herhalde Tim Fletcher bunu bir çözüm olarak anlatıyor bu hikayeyi. Sonuçta Kral Davut sahipleniyor ve Allah onu affediyor ve kendisini affediyor ve başkaları da onu affediyor ve mutlu oluyor ve diyor ki sonunda yine mutluluğu hissedebildim ve Allah kırılmış kalplere ve den hoşlanıyor yani yaklaşmıyor onlara yaklaşıyor pişmanlık duyan ve kırık olan kalplere geliyor. Ama ondan önce hayır işte e, inatçı ve e, sertçe tutunan ken parçalanıyor. Ne zaman kırıldı ve yıkıldı o zaman işte geliyor af ve e, o zaman da değişiyor işte ve e, bunu Hani herhalde tüm Fransız buna inanıyor. Hani Allah hiçbir zaman kırık ve pişman bir kalbi geri çevirmeyecek. Eve dönmüş olacaksın. Ve Şeba, o güzel kadından doğan çocuk Hazreti Süleyman oluyor. Ve Hazreti Süleyman a Allah a soruyor. Hani ne istiyorsan sana veririm. Zenginlik mi? Onu bunu mu? Süleyman da Bilgelik istiyor ve bilgelik istediği için yani bu en yüksek değeri istediği için zenginlik de veriyor ona para da veriyor Allah fakat Süleyman'ın da bir zayıf tarafı var aynı babası gibi seks zayıflığı var ve bin tane kadınla beraber oluyor. Ee, Burada e, neyse oradaki hi hikayeyi bitiriyor Tim Fletcher ve aldığımız ders şu hani itiraf edip zayıflıklarını gören ve sahiplenen affediliyor. E, eğer ki oturabilirsek o suçluğumuzun içinde o zaman e, ha, içinden geçiyoruz o acının. O zaman işte hani zannediyoruz ki ha biz zannediyoruz ki girersek suçlunun içine ceza gelecek. Çünkü öyle bir anne babayla büyütüldük. Hani bir şekilde iyi hissedilmedik, becerikli bir anne babamız yoktu. suçlulukla baş etmesini kendileri de bilmiyorlardı ve kötü huylar öğrendik. Oysa ki oturabilirsek onun içine, hani bir nevi diyor ki Allah'ın kendisi kötü bir ebeveyn gibi değil seni cezalandırmayacak seni affedecek um, Allah'a inanın inanmayın um, bence bunlar önemli değil bunlar sadece uh, bence bizim için deneyebileceğimiz uh, araçlar farklı bakış açıları ve uh, hani zaten acı içindeysek hani niye denemeyelim bunu çünkü acı gittikçe artıyor eğer ki becerikli bir şekilde çalışamıyorsak acımızda. Ee, ve teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yine Tim Fletcher'ın bu serisiyle devam edeceğim. Ee, hepinize iyi günler diliyorum.